Thank you very much for receiving me, and thank you very much for receiving me in this beautiful city. Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrinizde beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. If this is a picture of Mersin, then obviously Mersin has developed quite a lot. Eğer bu arkada gördüğün Mersin'in bir resmiyse, Mersin'in o zaman gerçekten çok gelişmiş olduğunu anlıyorum tarih içinde. Danimarka'nın Türkiye'deki büyükelçisi olmak ve burada deniz nakliyatında çok büyük bir küresel rol oynayan bir ülkeyi temsil etmek eden kişi olarak Mersin'e gelip böylesine önemli bir limanın olduğu bir şehri ziyaret etmek de çok önemli. Ben tabii liman benim düşündüğümden çok daha büyükmüş. Orada binçleri, konteyner binçlerini görünce bunu anladım. Ben 5 ay önce Türkiye'ye geldim ve tabii Ankara dışına çıkıp Türkiye'yi biraz daha yakından tanımaya çalışıyorum. Bunu yaparken de aynı zamanda Danimarka ve Türkiye arasında iş olanakları nedir, ticaret olanakları nedir biraz da bunu öğrenmeye çalışıyorum. Tabii Mersin'le ilgili şu anda kısıtlı bilgiye sahibim ama gene de tabii deniz nakliyatının, deniz taşımacılığının bir fırsat sektörü, fırsatlar olan bir sektör olduğunu biliyorum. Danimarka dünyanın 5. en büyük konteyner taşımacılığı yapan ülkesi ve çok güçlü bir filoya sahip. Ve Danimarka'nın bu sektörde faaliyet gösteren güçlü şirketleri de Mersin Limanı'nda zaten aktivitede bulunuyorlar. Henüz Danimarka ve Mersin arasında işbirliği göremediğim bir alan var. O da gıda ve tarım sektörü. Ben bu sektörde çok büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Covid-19 küresel salgınına bağlı olarak tabii ki sonbahar aylarında Danimarka'dan bir iş heyetinin Türkiye'ye gelmesi üzerine çalışıyoruz. Bu gelen heyet de tarım ve gıda alanında sektörüyle ilgilenecek. Ben bu ziyaretin bu sektörle ilgili işbirliğimizi daha da geliştirilmesini ümidim. Tabii aslında şu anda Danimarka ve Türkiye arasında gıda ve tarım sektöründe zaten oldukça yakın bir işbirliği var. Bu alanda faaliyet gösteren belli başlı Danimarkalı şirketler Türkiye'de zaten Türkiye pazarında yer alıyorlar. And Turkish products also available on the Danish market. Ve Türkiye'nin ürettiği ürünler de Danimarka'ya ihraç ediliyor. Danimarka için Türkiye önemli bir pazar. Danimarka'nın ihracatı açısından Türkiye 16. en büyük pazar durumunda. Ama ben daha büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple zaten Mersin'i ziyaret etmek istedim. Mersin ili 16.000 kilometre kare alan. So the population of Mersin is quite large because of the borders of the Mersin is about the surface 16,000 square kilometer. Ve üzerinde yaşayan insan sayısı göçmenlerle beraber yaklaşık olarak 2 milyon 200 bin civarında. Bunun yaklaşık olarak 1.3 milyonu merkezde yaşıyor. Mersin sizin de ülkenizin önemli lokomotif sektörlerinden bir tanesi olan lojistik konusunda çok iddialı bir yer. Ve ülkenizle yapılacak olan her türlü işbirliğinde Mersin önceliğin. Please make Mersin your priority when it comes to cooperation. Bu bir belediye başkanından öte bir dost tavsiyesi. I am speaking these words as a friend instead of a mayor. Gerçekten başarılı olursunuz. You would be successful in this. Çok istikbal vaat eden bir kent. It's a very promising city. Ben buranın yeni belediye başkanıyım. Yaklaşık olarak 2 yılımı henüz doldurmadım. About 22 ay oldu. Evet. I have been serving in about 22 months newly elected mayor. Tabii benim de Mersin'e dair planlarım var. I do have plans regarding Mersin as well. Mersin'i daha modern bir kent yapmak istiyorum. Daha çağdaş bir kent yapmak istiyorum. I like to make Mersin more modern city. Daha eğitim seviyesi yüksek bir kent yapmak istiyorum. With the high education rates. Kültürün, sanatın, sporun çok daha etkili olduğu, etkin olduğu bir kent yapmak istiyorum. I want to make Mersin an efficient city in terms of culture, art and sports. Örneğin Mersin çok çelişkili bir kent. Mersin is a city of conflicts as well. Çok zengin de var, çok fakir de var. There is a quite rich and the poor in the bunun, same place. Bu makası kapatmak için ben de gayret sarf ediyorum. So I'm trying to close down this scale in the middle. Onun için iş alanlarının yaratılmasına katkı sunmak istiyorum.
then I like to give a support for creating businesses. Bütün bu söylediklerimi en azından bir kısmını başarabilirsem belli süreler içerisinde Mersin'i hayal bile edemiyorum. Çok daha güzel bir kent olacaktır. Çok daha gelişmiş bir kent olacaktır. If I may only achieve some of what I have mentioned, Mersin will become much more beautiful city. Bu da sizin gibi bizimle iletişim kurmak isteyen, bu ticaridir, bu kültüreldir, bu sosyaldir. Ülkeler açısından bir fırsat yaratacaktır. Mersin eğer Danimarka ile işbirliği yapacaksa ki buna altyapısı hazır. Bir, lojistik, iki, tarım gıda konusunda çok önemli potansiyeller içerdiğini söyleyebilirim. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük konteyner limanlarından bir tanesi. Şu anda kapasitesi ticaret hacmimizin altında kaldı. Yetersiz kaldı. Below the compared its capacity. Şu anda limanın genişleme çalışmaları var. Ancak ikinci liman projeksiyonu da var. Oysa ki ben ikinci limanın yapılmasına belediye başkanı olarak daha uygunluk veriyorum. Bunun temel nedeni hem lokasyon, ikinci limanın yapılacağı alanın daha uygun olduğu, hem de rekabet açısından daha uygunluğu. Sadece ürünler buradan ihracatı ya da ithalatının dışında transit ticarete de konu oluyor. Dünyanın birçok bölgelerinden Mersin Limanı aracılığıyla gelen ürünler bu koridordan Orta Doğu'ya, Kafkaslara kadar karayolu taşımacılığıyla taşınabiliyor. Lokasyon olarak bizim bölgemize yakın, Türkiye'nin diğer bölgelerinde üretilen ihraç ürünleri de buradan dünyanın her tarafına ihraç edilebiliyor. Yaklaşık olarak 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Ayrıca serbest bölgemiz var. Türkiye'nin en büyük taşımacılık filosu Mersin'dedir. Bu imkanı sağlayan birinci sırada Mersin Limanı, ikincisi de bu bölgede üretilen ürün çeşitliliği. Yurt dışından ürünler geliyor. Buradan karayoluyla diğer ülkelere ya da Türkiye'nin diğer bölgelerine taşınıyor. Ya da Türkiye'nin diğer bölgelerinde üretilen ihraç kalemleri az önce söylediğim gibi buradan ihraç ediliyor. Ama önemli bir konu var. Tarımsal üretimde çok önemli noktadayız. Tarımda ve gıdada. Çünkü sizin de ilginizi çekecektir. I believe you will be interested in this. Sanayi sektörü rakamsal olarak iyi durumdadır. İşte sanayi üretimi, tarım üretimi, ithalat ve ihracat burada önemli bir lojistik alan yaratıyor. Yüz ölçümü, yani Mersin yüz ölçümünün 1/4 çok verimli tarım toprakları vardır. Ve bu bölgede üretilen ürünler değerli ürünlerdir. Özellikle seracılık, örtü altı üretim. Especially the greenhouses. Her türlü meyve üretimi. All kind of fruit products. Sebze üretimi. Vegetables. Bunlar bizim de narenciye başta olmak üzere citrus products, ihraç kalemlerimiz içerisinde en önemli çeşitleri oluşturuyorlar. Those are top three exports numbers in our city. Yaklaşık olarak Mersin'in 1.5 milyar avroluk bir tarımsal üretim kapasitesi var. Ve birçok insan da tarımla geçindiği bir kent olduğunu düşünürseniz, when considering many people do their living based on agricultural products, Mersin'e tarım kenti de diyebilirsiniz. We can also call Mersin as the city of agriculture.